Uzmanlar İslamcılık düşüncesini konuşuyor. Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen Türkiye'de İslamcılık Düşüncesi Sempozyumu yarın sona erecek. Bir başka... Türkiye'de İslamcılık Düşüncesi Sempozyumu başladı. İslamcılık öldü tezini ben kitaplaştırdım. Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen sempozyumda İslamcılık ifadesinin tarihsel gelişimi, günümüze kadar hangi süreçlerden geçerek kimlik kazandığı konusu masaya yatırılıyor. Sempozyuma Profesör Doktor İsmail Kara, yazar Yusuf Kaplan, Profesör Doktor Mümtaz Ertürköne ve gazeteci Ruşen Çakır konuşmacı olarak katılıyor. Milli Nizam Partisi ile beraber açılış konuşmasını yapan Profesör Kara, İslamcılık düşüncesinin milliyetçi muhafazakar çizgi içinde algılandığını belirtti. 1965 sonrası için Türkiye'de o güne kadar şahit olmadığımız yeni bir İslamcılık hareketi canlanacaktır. Bu canlanmayı şüphesiz sadece İslamcılık hareketine inhisar ettirmek yanlış olur. İslamcılık Türkiye'de... İslamcılığın öldüğü tartışmasını başlatan isimlerden Türkönü ise görüşlerini tekrarladı. Toplumun yaşadığı o değişim içinde birileri için yeniden ayağa kalkmanın, o aşağılık kompleksinden kurtulmanın dayanağına dönüşüyor. Birilerinin kendi geleneklerini muhafaza etmek için, kendi izzetlerini, onurlarını muhafaza etmek için müracaat ettikleri bir kalkana, bir zırha dönüşüyor. Bir başkaları onu bir kurtuluş ideolojisine dönüştürüyorlar. Türkiye'de İslamcılık Düşüncesi Sempozyumu yarın sona erecek. Eğer ölmediyse bir canlılık verir. Ve bültenimizin son haberine bakacağız. Türkiye'de her 6 kişiden biri genç. Türkiye İstatistik Kurumu 2012 yılı itibariyle toplam nüfusun 16,6'sının gençlerden oluştuğunu açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu 2012 yılı sonu nüfus verilerini açıkladı.